arabaları. Öncelikle Battalgazi Belediyesi Başkanımız Osman Güder'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Mahallemizde güzel çalışmalar yapıldı. Elektrik direklerimiz yer altına alındı. Ondan sonra maske çalıştı. Kanalizasyonlarda çalışmalarımız oldu. Kaldırımlarda çalışmalarımız oldu. Şu an asfalt dökümü yapılıyor. Mahallemiz çok güzel bir konuma kavuştu. Osman Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağ olun. Başkanımıza teşekkür ederim. Ben Ayşe Nur'a teşekkür ediyorum. Fen İşleri olarak Battalgazi Belediyesi çalışmalarını devam ettiriyor aralıksız olarak. Kış mevsimi olmasına rağmen özellikle altyapısını sağlamlaştırarak sokak sağlıklaştırmamıza, sokak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle bu bölgede muhtarımızın da girişimiyle Malatya'mızın eski yerleşke yerlerinden biri olmasından kaynaklı elektrik direklerimiz bir görüntü kirliliği ve sokağı işgal eden bir vaziyetteydi. TEDAŞ'la yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde inşallah Malatya'mızdaki bütün mahallelerimizde bulunan, sokaklarımızda bulunan elektrik ve telefon iletişimlerini yer altına alıp buradaki özellikle yeraltı çalışmalarımızı da inşallah şehir merkezinden bitirip bilindiği gibi Battalgazi Malatya'nın 50-60 yıllık eski yerleşke yerlerinden bir tanesi olmasından kaynaklı altyapılar eskimiş bir vaziyetteydi. Altyapıları seri ve hızlı bir şekilde yeniliyoruz. Diğer tarafta altyapının sağlıklaştırıldığı bölgelerde üst yapıyı güzelleştirme noktasında da arkadaşlarımız çalışmalarını devam ettiriyorlar. Bugün Hasan Varol mahallemizde 5 sokağımızda hem kaldırım çalışmalarını hem kilit taşı, diğer tarafta asfalt çalışmalarını inşallah arkadaşlarımız şu an bitirme noktasına getirdiler. Biz de yerinde muhtarımızla beraber inceleme yaptık. Hakikaten sokaklarımızın güzelleştiğini görmek bizleri sevindiriyor. Tabii şu an bulunduğumuz yer Kernek Meydanı'nın hemen bitişi. Buradaki sokakların, yapıların dönüşmesi, sokakların iyileştirilmesi Kernek'e ayrı bir güzellik, anlam ve önem katıyor. İnşallah biz eski yerleşke yerlerini bir tarafta kentsel dönüşümlerle, diğer tarafta belediyemizin yaptığı ve yapacağı dönüşümlerle şehir merkezine güzelleştirmek için çabalarımız, gayretlerimiz devam ediyor. İnşallah bütün sokaklarımız böyle güzelleştiğinde Malatya'mız ve buralarda yaşayan insanların hayat standardı, konforu daha güzelleşmiş olacak. Bu güzel kızımız Ayşe Nur'umuz buralarda güzel bir şekilde istifade etmiş olacak.